Ena Metal'in sunduğu İşte Başarı başlıyor. Ve şimdi de Ena Metal'in konu oluyoruz. Yanımızda Arif Bey var. Merhabalar Arif Bey. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? 1963 yılında Ilgaz'da, Çankırı Ilgaz'da doğdum. İlkokulu Ilgaz'da bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. Ortaokul ve lise dönemimi İstanbul'da okudum. Bu dönemde de, bu okuduğum dönemde de hem okuyup hem de bu işimle çalışmaya başladım. İş hayatımıza böyle başladık. İleriye yönelik hedef ve projeleriniz nelerdir? Ena Metal'in ileriye yönelik hedefleri müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, müşterilerimizin sorunlarını çözer bir şirket olabilmek, müşterilerimizle ikili ilişkilerimizi iyi tutmak, aynı zamanda da İşte memleketimize daha faydalı olabilmek hedeflerimiz. Hedeflerimizin içerisinde ihracatımızı artırmak, ondan sonra çalışan sayımızı artırmak gibi hedeflerimiz var. Sektördeki sıkıntılar nelerdir ve siz bu sıkıntıların üstesinden nasıl gelmektesiniz? Ham madde şu anda ülkemizde dolar ve euronun çok yükselişi bütün şirketlerimizi böyle sıkıntıya sokmakta. Ham maddeyi dolarla alıyoruz. Satışlarımız TL'li oluyor. Bu yüzden dolayı şirketler bayağı bir zor durumda kalıyoruz. Yani şu anda memlekette yetiştiremiyoruz. Yani sanatkar yetiştiremiyoruz. Bu sektörler, yani sadece bizim sektörümüz değil, tüm sektörler için bir sorun. Bir de işte bürokrasi sorunlarımız var. Bu bürokrasileri biraz zor aşıyoruz. Bayağı bir uğraştırıyor. Bu bütün şirketlerde var. Aynı zamanda da ekonomik kriz, bunları aşabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bunları da işte önlem olarak da şirketimize girdi ve çıktıları çok iyi tutmamız gerekiyor. Bunun yanında işte dengeli tutup aynı zamanda da bu girdileri çok iyi yatırım yaparak devam etmemiz gerekiyor. Şeylerimiz bunlar. Sizi bu sektörde diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir?
En önemli özelliklerimiz birincisi kararlı olmamız. İkinci, ürettiğimiz ürünleri kendi bünyemizde önce biz takılacak araçta o aracı biz alacakmışız gibi tek tek kontrol edip müşterilerimize göndermemiz, müşterilerimizle ilgili ilişkilerimizin düzenli olması özelliklerimiz bunlar. Kurumunuz kurulduğu tarihten itibaren kat etmiş olduğunuz yollar nelerdir? Firmamız 26.05.2008 yılında kurduk. 2008 yılında kurduğumuzda 3 adet makinamız ve 3 çalışanımızla başladık. Bu tarihten sonra 10 yıl içerisinde 52 çalışanımıza çıkarttık. Makine parkurumuzu artırdık. İhracat yapmaya başladık. İhracatımızı şu an bugün itibariyle 20 kalem adete çıkarttık. Yani ciromuzun %65'ini ihracat olarak şey yaptık. Kendi markamızı üretimine başladık. Ağır vasıta taşıtların basınçlı hava tüplerinin üretimi için yatırımlar yaptık. Üretimine başladık. O gün o zaman da bu zamana kat ettiğimiz yollar bayağı bir yol kat etmiş olduk yani. Arif Bey, bizlere üretiminizden bahseder misiniz? Üretimimiz Türkiye'de üretilmekte olan araçların tüm araçların şase, saçtan mamül parçalarının form, kesme, kaynak işlemlerini yaparak ana sanayilere hizmet vermekteyiz. Gebze İmes Organize Sanayi'de 4600 metrekare alanda hizmet vermekteyiz. Başarılı bir iş adamı olarak genç girişimci arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyeleriniz olur? Genç girişimci arkadaşlarımıza tavsiyelerim kararlı olmaları, işten hiçbir zaman yılmamaları, ne iş olursa üzerine gitmeleri ve yaptıkları işi iyi bilmeleri. We'll be right back.
kalite politikanız nelerdir? Müşteri beklentilerinin bir adım önünde giderek müşteri bağımlılığını yaratmak ve paydaşlarımızın mutluluğunu sağlamak. Son olarak izleyicilerimize ve sizi sevenlere neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize ve sevenlerimize her şeyden önce dünyada savaşsız bir dünya isterim. Silahların konuşmadığı, insanların kardeş olduğu bir şey isterim. Buradan bizi izleyen tüm vatandaşlarımızı Ena Metal ailesi olarak saygıyla selamlıyorum. Ena Metal'in sunduğu İşte Başarı programı sona erdi.